Hayatta küçük tatların ya da küçük dokunuşların büyük mutluluklara dönüşeceğine inanarak başladığımız keşfetme yolculuğunda bugün güzel bir bahçedeyiz arkadaşlar. Arkamda kadrajda gördüğünüz gibi müstakil bir evin küçük ama büyük umutlarla dikilmiş olan bahçesinde yetişen ürünlere birlikte bakacağız. Siz küçük bahçe dediğime bakmayın. Sizin o büyük şehirlerde kapandığınız dört duvarlardan çok çok daha geniş bir ortamda yaşıyorlar. Ondan dolayı daha şanslılar, öyle düşünebilirsiniz. Burada çok enteresan. Şu anda bakın çok güzel bir asmanın da altındayım. Dışarısı sıcak olmasına rağmen güneşte görüyorsunuz şu anda. Asmanın altındaki o serinlikten faydalanabiliyorum. İşte müstakil evin, bahçeli evin de bir güzel faydası da bu olaraktan örnek alabiliriz. Şimdi bahçe içerisinde keşfette çok enteresan güzel şeyler buldum. Onlara bakalım. Aynı zamanda buradan yola çıkıp biraz çevremizi tanıyacağız. Bakalım neredeyiz? Evet, gördüğünüz gibi burada kızarmaya bekleyen yani renk olarak diyeyim domatesler var dalında. Çok güzel. Buradaki kabak dikkatimi çekti. Bayağı bir boya doğru gidiyor. Aileden herhalde. Sulak yerde mi büyüdün derler. Gördüğünüz gibi ince uzun selvi boylu şeklinde olacak herhalde bu kabak. Bahçede biraz gezelim birlikte sizinle. Burada yine domatesler var. Gördüğünüz gibi. Yakında afiyetle yenecek hepsi löpür löpür. Evet bakın salata, salatalıklar şu anda toprakta. Evet, nane kokusu burada çok yoğun arkadaşlar. İşte az önce size mis gibi kokuyor dediğim işte arkadaşlar, naneler burada toplanmış bir şekilde mis gibi kokusu var. Bunlar da semizotu. Şöyle bakın, boy boy saksılar ve çiçekler burada dikilmiş. Bunların hepsi emek. Bir şeyler isterseniz, daha doğrusu güzelleştirmek isterseniz zaten sizin elinizde olan bir şey, bir şeyleri keşfetmek, işte zaten kanalımızın ismi de buradan geliyor biliyorsunuz. Bakın bir kütük, ondan sonra bakın sandalyeye dönüştürülmüş, ne kadar güzel. Eğer bir şeyleri siz içten gelerekten keşfetmek isterseniz zaten işte elinizden her şey gelebiliyor gördüğünüz gibi. Evet, bu görmüş olduğunuz kadraja dahi sığmayan ince çubuğun ucundaki pet şişeyle beraber işte keşfetmenin karşılığı oluyor arkadaşlar. İncir ağacından incir toplamak için. Gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl oluyor ona bakalım. İşte şimdi gördüğünüz gibi incire doğru uygulama yapıldığı takdirde peçin ucunda tırtıklar var. Şimdi o tırtıklarla bastığınız takdirde bakın incir içine düşüyor bu şekilde. Yani ağaca çıkmanıza gerek yok. Evet. Biraz tabii bastırmak da lazım. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir uygulama. Evet, ben şu anda Tekirdağ sınırındayım aslında ama tabelaya bakarsak sanki Edirne'den gelip de İstanbul Tekirdağ yönüne gidiyormuş gibi hissettim birden kendimi. Evet, bugün İstanbul'un sınır semtlerinden birindeyiz arkadaşlar. Sultanköy'deyiz. Sultanköy, Tekirdağ, İstanbul sınırını oluşturan bir yer. İstanbul'un son durağı Gümüşyaka'ydı. Yani Sultanköy, Gümüşyaka, İstanbul'un sınır ilçeleri. Tekirdağ'la İstanbul'u birbirine bağlayan. Şu an oradayız. Biraz orayı tanıyalım. Etrafta neler var? Burası yazlık yerler. Aynı zamanda İstanbul'a yakın olduğu için çok tercih ediliyor. İlerisi Marmara Ereğlisi. Yani şu yolun sol tarafı, öyle söyleyeyim. Tabelada de bu arada nasıl arkadaşlar? İstanbul sağ tarafı göstermesi lazım. Yani Tekirdağ doğru. İstanbul'da arkadaşın kafası karışmış herhalde. Devam edelim. Evet, şu an ekranda gördüğünüz köprünün bir özelliği var. Adına şarkı yazılmış bir köprü bu. Yok, köprüden geçti geri değil. Gümüşyaka Köprüsü vardı Haluk Levent'in. Gümüşyaka Köprüsü'nü ezberledim türküsünü şeklinde. Bilmiyorsanız dinleyebilirsiniz. İşte meşhur Gümüşyaka Köprüsü de bu oluyor arkadaşlar. Biraz rüzgardan dolayı cızırtı da yapabilir sesimiz. Gümüşyaka Köprüsü'nü de adına şarkı yazılan köprüyü de görmüş olduk. Yeritepe düz gittik, sonunda denize ulaştık. Gümüşyaka'nın denizindeyiz şu anda. Ekranda gördüğünüz gibi sahilde demir atmış tekneler, çok güzel bir görüntü oluşuyor. Güzel fotoğraflar çıkar buradan gerçekten. Evet, gördüğünüz üzere gayet uzun bir sahil şeridi. İlerisi İstanbul arkadaşlar. Özleyenler varsa İstanbul'dan en çok denize gelinen noktalardan birisi burası. İstanbul'a yakın olması sebebiyle tabii ki. Gayet de güzel, denize girilebilecek ölçüde. Fazla insan popülasyon olarak kalabalığı da yok. Ondan dolayı zaten tercih ediliyor. Şu an hafta içi olduğu için biraz daha sessiz.
İstanbul'a yakın olması dediğim gibi tercih sebebi. Birçok da burada yazlık siteler de mevcut. Yani gördüğünüz gibi gayet güzel. Bugün biraz da dalgalı. Dalgalı deniz sevenler için de ideal aslında dalgalı olması. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şu anda sahili dövüyor dalgalar. Evet, insanın ruhunu okşuyor böyle değil mi? Dalga sesleri. İzlerken sanki siz de böyle içinizdeki bütün derdi, sıkıntıyı salasınız geliyor böyle bir. Denize doğru bırakayım. Daha sonra da hatta bırakmakla yetinmeyeyim, şu sandalı da alayım. Kayıksa artık, sandalsa, tekneyse, her neyse. Şöyle uçsuz bucaksız ufuklara doğru kaybolayım ufaktan. Herkesten, her şeyden uzaklaşayım. Bazen böyle bir moda girdiğinizde oluyor. Evet, bugünkü videoyu da burada kapatalım. Gördüğünüz gibi önümüzde kocaman yollar var. Uçsuz bucaksız yollar. Yani biz o yollarda gitmek istedikten sonra birçok şey keşfedebiliriz arkadaşlar. Hayat öyle değil mi zaten? Siz kısa mesafelerde yaşadığınız için, hayatınızı belli ölçülerde devam ettirdiğiniz için ve dört duvarları kapattığınız için çok kısıtlı bir hayatı yaşıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi yollar bitmez. Siz istedikten, siz gittikten sonra diyelim, gördüğünüz gibi önümüzde uzun bir yol ve biz de bu yolda gitmeye devam edeceğiz. Birlikte umarım güzellikleri keşfetmeye, yolları değil, yolların vardığı güzelliklere odaklanın. Her yerde muhakkak bir güzellik vardır arkadaşlar.